şitalım. Kavitasyondan bahsetmiştik. Neydi arkadaşlar? Kavitasyon tekrar şöyle kısaca bahsedecek olursak, eğer akışkanın e, üzerine etki, etki eden basınç doyma basıncının altına düşerse ya da o basınca gelirse akışkan akışkan buharlaşmaya başlayacaktı arkadaşlar. Akışkan buharlaşmaya başladığında ne olacak? Buharlaştıktan sonra yüksek basınç bölgesine gelecek. Oradan da hızlı bir şekilde yoğuşma meydana gelecek. Oradaki kabarcıklar çok hızlı bir şekilde hacmi küçülecek. Bu da arkadaşlar bu etkide bu yüzeylerde neye neden oluyor? Bu yüzeylerde mekanik aşınmalara neden oluyor demiştik. Burada şu şekilde bir örnek var isterseniz bakalım. Kavitasyon olmaması için gerekli minimum basınç diyor. Bakın bir su dağıtım şebekesinde su sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı gözlenmektedir. Kavitasyon olmaması için verilebilecek minimum basınç değerini belirleyiniz. Arkadaşlar suyun 30 derecedeki buhar basıncı 4.25 kilopaskalmış. O yüzden bu şebeke üzerindeki basınç minimum 4.25 kilopaskala ne yapabilir? Düşebilir. Yani zaten bu değere düştüğü anda da kavitas e, buharlaşma meydana gelir. Bu değerde de düşmemesi lazım. Bunun üzerinde kalması lazım. Peki basıncı e, peki sıcaklığı daha da düşürseydik ne olacaktı arkadaşlar? Daha yüksek basınçlardan ne olacak? Pardon, daha düşük basınçlardan ne olacaktı arkadaşlar? E, bu e, kaynamaya başlayacaktı. O yüzden daha düşük basınçlara da ne yapabilirdik? Düşebilirdik. Biraz bu konu bittikten sonra da arkadaşlar enerji kısmına bakalım özellikle akışkanlarla ilgili enerjiye bakacağız. Özgür ısılara bakacağız. Şimdi enerjiyi bir tanımlayalım öncelikle. Enerji ısıl, mekanik, kinetik, potansiyel, elektriksel, manyetik, kimyasal ve nükleer gibi çok çeşitli biçimlerde bulunabilir. Bu enerjilerin toplamı bir sistemin toplam enerjisini büyük E ile gösteriyoruz arkadaşlar. Eğer birim kütle için ise küçük E ile gösteriyoruz ne yapar? Toplam enerjisini oluşturur. Termodinamik sadece mühendislik açısından önem taşıyan bir husus olan toplam enerjideki değişimlerle ilgilenir. Ne demek yani arkadaşlar bu? Biz maddenin ne kadar enerjisi olduğuyla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Üzerindeki enerjinin değişimiyle ilgileniyoruz. Ne demek bu? Örneğin bir su düşünün, bu suyu kaynatmak istiyoruz. 20 derecede su, 100 kilopascal basınç altında. Nerede kaynar? 100 derecede kaynar, değil mi? Suda 1 kilogram olsun. Biz neye bakarız? 1 kilogramlık bir suyu 20 dereceden 100 dereceye çıkarmak için gerekli olan enerji miktarına bakarız, değil mi? Yani enerjinin değişimine bakıyoruz. Toplam enerjideki değişime bakıyoruz. Yoksa 20 derecede bir suyun ne kadar enerjisi var? 100 derecedeki bir suyun ne kadar enerjisi var? Bununla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Enerjideki değişimi inceliyoruz. O yüzden e, içe enerjileri tanımlarken de entalpilerden hatırlayın e, termodinamikten. Bir referans noktasına göre ne yaparız? Tanımlama yaparız. Bir referans noktasını sıfır kabul ederiz. Onun üzerinden devam ederiz. Şimdi Enerjiyi bir de ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Makroskopik ve mikroskopik olarak ne yapabiliriz? İkiye ayırabiliriz. Şimdi makroskopik olanlara bakalım. Sistemin tümünün bir dış referans noktasına göre sahip olduğu enerjidir. Kinetik ve potansiyel enerji gibi. Bir sistem düşünün arkadaşlar. Uzayda bir bölge ya da uzayda bir kütle şeklinde bir sistem düşünün. Eğer o sistemin çevresiyle arasındaki yani çevreyi referans alırsak, bir dış referans olarak alırsak çevresine göre sahip olduğu enerji ise bu arkadaşlar buna makroskopik diyoruz. Yani kinetik ve potansiyel gibi. Örneğin şu araç, bu aracı bir sistem olarak düşünün. Araç hızla ilerliyor. Yola göre bir hızı var, değil mi? Kinetik enerjisi var yani. İşte bu makroskopik enerji. Ama bu arabanın içerisinde olanlar mikroskopik olarak adlandırılabilir. Devam edelim mikroskobiye arkadaşlar sistemin moleküler yapısı ve moleküler hareketliliği ile ilgilidir. Ve dış referans noktasından bağımsızdır arkadaşlar. Bunu şöyle tarif edeyim. İç enerji arkadaşlar sıcaklık bir iç enerjidir. Sıcaklık nedir? Moleküllerin titreşimidir. Kinetik enerji ise bir makroskobik enerjidir. O nedir? Neyin hareketiyle ilgilidir? Bir kütlenin dış referans noktasına göre hareket ediyor. Örneğin bir demir külçesi alın arkadaşlar elinize sıcaklık açısından değerlendirirseniz moleküllerin kinetik enerjisi ortalama kinetik enerjisidir sıcaklık aslında. Yani yine bir hareket var. Ama moleküllerin hareketi dışarıya göre hareket sıfır. Çünkü bir titreşim var. A noktasından B noktasına titreşiyor çok küçük aralıklarla. Ama toplam aldığı yol sıfır. Yani aynı noktaya tekrar geri dönüyor. Dışarıya göre herhangi bir zemin değiştirmiyor. Kürçüye baktığınız zaman ısıttıkça bıraktığınız yerden konumu değişir mi? Değişmez. Sadece molekülleri titreşiyor. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? mikroskopik enerji diyoruz. Eğer hareketi araç gibi zeminden değişiyorsa, dış referans noktasına göre değişiyorsa buna da makroskopik enerji biçimi diyoruz. İç enerji arkadaşlar U ile gösteriyoruz. Bütün mikroskopik enerjinin toplamıdır arkadaşlar. İşte sıcaklık, nükleer vesaire gibi tüm mikroskopik enerjilerin toplamı olarak iç enerjiyi kabul ediyoruz. Kinetik enerjine sistemin bir referans noktasına göre hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye denir. Şimdi biz kinetik enerjiyi tanımlarken mesela bir araç düşünün. 50 metre bölü saniye hızla hareket ediyor bu araç. Şimdi bu aracın kinetik enerjisini nasıl tanımlayacağız? Arabanın mutlak olarak kinetik enerjisini hesaplayabilir miyiz? Çünkü araç hareket ediyor. Dünya dönüyor. Dünya güneş etrafında dönüyor. Güneş başka bir yerde hareket ediyor. Biz onun mutlak enerjisini ne yapamayız? bulamayız, bilemeyiz yani. Ama biz ne yapıyoruz? Herhangi bir referans noktasına göre hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye diyoruz kinetik enerji diye arkadaşlar. Potansiyel enerji ise sistemin bir yer çekimi alanındaki yüksekliğine bağlı olarak sahip olduğu enerjiye denir. Yani zeminden herhangi bir yüksekliğe kaldırdığınızda potansiyel enerji yüklemiş olursunuz arkadaşlar. Şu araba örneğine geri dönecek olursak bir cismin makroskopik enerjisi hız ve yüksekliğine, yükseklikle ne oluyor? Değişiyor. Çünkü dışarıyla olan bir ilişki var. Şimdi burada güzel bir örnek vermiş. Elektrik enerjisinden bahsedelim. Bakın, elektrik enerjisinin güç santralinden evinize ulaştırılmasında en az 6 farklı enerji biçimi söz konusuymuş arkadaşlar. Neler bunlar? Nükleer, ısıl, mekanik, kinetik, manyetik ve elektriksel enerji biçimi. Yani şöyle düşünün, içerisinde bir tane radyoaktif madde var. Değil mi? Bu radyoaktif maddenin nükleer enerjisini kullanıyoruz. Bu nükleer enerji ısı enerjisine dönüşüyor. Bu ısı enerjisi e, bu tıpkı termik santrallerde olduğu gibi zaten aynı sistemle çalışır nükleer enerjide. Bu ısıl enerji arkadaşlar harekete geçiriyor şeyi. Bu e, içerisindeki suyu buharlaştırıyor, harekete geçiriyor. Bir mekanik enerji var. Ardından bu mekanik enerjiyi kullanarak ne yapıyoruz? Türbinleri döndürüyoruz. Burada bir kinetik enerji var bu türbinler bir manyetik enerji içerisinde hareket ediyor ve elektriğe dönüşüp ne oluyor evimize geliyor. Şimdi enerji tanımını yaptıktan sonra bu enerjinin akışkanlar mekaniğinde ve termodinamikte kullanım biçimlerine bir bakalım. Tabirlere, terimlere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi entalpiye bakalım öncelikle. Entalpi nedir arkadaşlar? Akışkanın, tabi burada özgür entalpi olarak tanımladık bunu birim kütlesi açısından bakıyoruz şu an. Hani tam kütlesi açısından değil birim kütle açısından. Yani özgür entalpi olarak bakıyoruz. Nedir arkadaşlar özgür entalpi? Ona bakalım. Bakın akışkanın iç enerjisi birim kütle için iç enerjisi artı akış enerjisidir arkadaşlar. Bu ikisinin toplamıdır. Yani U artı P çarpı özgür hacim ya da U artı P bölü Rho'dur. Buradaki p rho arkadaşlar akış enerjisi olduğunu söyledik. Akışkanı hareket ettirmek için ve hareketi sürdürmek için birim kütle başına gerekli olan enerjidir ve akış işi olarak da adlandırılır. Burada da olacak. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Akan akışkanın birim kütlesi başına toplam enerjisine bakalım. Akan bir akışkanın birim kütlesi başına toplam enerjisini inceleyelim. Şimdi ne var? İlk olarak saymış olduğumuz enerji tipleri var. Neler bunlar? İç enerji var şu bunun içerisinde. Kinetik enerji var. Potansiyel enerji var. Buna bir de akış enerjisini eklersek arkadaşlar ne hale gelecek? Bunun içerisindeki iç enerji U artı P bölü Rho entalpi olacak. Kinetik enerji artı potansiyel enerji olacak. O da eşittir. Burası entalpi. Burası kinetik enerji. Burası da potansiyel enerji. Birim kütle başına. Şimdi İç enerji ile entalpi arasındaki farka bir bakalım arkadaşlar. İç enerji ve entalpi arasındaki fark. Şimdi entalpinin olması için zaten entalpi farkının olması için akışkanın bir sıcaklığında olması gerekir. Tabii ki sıcaklığı var. Biz entalpi farkına bakmamız için de entalpi farkının olması gerekir. Şimdi iç enerji arkadaşlar. İç enerji durgun akışkan içerisindeki enerjidir. Akışkanın herhangi bir hareketi yok tamamen iç enerjisi var. Nedir bu iç enerji? Bir saniye arkadaşlar. Akışkan hareketsiz. Sadece sıcaklığından dolayı şu an için sahip olduğu bir enerji biçimi. Akışkan hareketli olursa bunun akması için de bir enerjiye nedir? İhtiyaç vardır. Sadece sıcaklığından dolayı değil. Bu boru içerisinde bir akış gerçekleştiriyor. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bir enerjiye ihtiyaç vardır. O da P bölü Rho ile tarif edilir. Entalpi'ye bakalım arkadaşlar. Diferansiyel formda. Cv çarpı dt'dir. Entalpi değişimi eşittir. Entalpi'deki en ufak bir değişim eşittir. Cv çarpı sıcaklıktaki en ufak bir değişim. Ya da V diyelim. Pardon özür dilerim. Bu iç enerji. İç enerjideki en ufak bir değişim eşittir. Ee, özgül ısı çarpı nedir arkadaşlar? Sıcaklıktaki en ufak bir değişim. Peki entalpideki değişim ne? Özgül ısı var yine burada. Bunun bu çarpı sıcaklıktaki en ufak bir değişimdir arkadaşlar. Peki ikisi arasındaki fark ne? Fark şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakın burada CV yazıyor. Burada CP yazıyor. Bunun farkını biliyor musunuz öncelikle? Sorabilir miyim? Duydunuz mu daha önce? Bunlar özgür ısılardır arkadaşlar. Sesim geliyor mu bu arada? Sanırım gelmiyor. Ses geliyor hocam. Geliyor geliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın CV dediğimiz şey sa Sabit miydi? vega sabiti. Yok. Şöyle. Sabit hacimdeki özgürlüsü. Bakın akışkanın iki tane özgürlüsü var. Bir sabit hacimde. Bir sabit basınçta. Eğer bakın hacim sabit değil mi? Hacmi sabit olması demek ne demek? Herhangi bir akıma olayının da olmaması anlamına gelir. Sistem sınırlarını koruyor. Ama Sabit basınçta olduğu zaman ise entalpi durumu söz konusu. İki tane özgül Sabit hacim, sabit basınç. Bunlara birazdan bakacağız arkadaşlar. Bu durumda bunu diferansiyel formdan değil de farklı yani böyle küçük farklı farklar olarak da yazabiliriz. Sonlu farklar olarak da yazabiliriz. Delta U eşittir. CV ortalama çarpı delta T'dir arkadaşlar. Bu haliyle de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Kısaca entalpi eşittir. iç enerji artı akış enerjisidir. Buradan iç enerji neydi zaten? C ortalama yani şuradaki CV ortalama çarpı delta T artı akış işiydi arkadaşlar. Bu haliyle ne yapabiliriz? Yazabiliriz şu haliyle. Peki sıvılara bakalım. Sıvılarda arkadaşlar zaten herhangi bir sıkışma söz konusu olmadığı için hacim değişmediği için yani her zaman sabit hacim olduğu için entalpi ile iç enerji birbirine eşittir arkadaşlar. Sıvılarda entalpi ile iç enerji birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Peki özgül ısılar neler? Cv ve Cp ne demek? Ona bakalım. Bakın sabit hacimdeki özgül ısı Cv maddenin birim kütlesinin sıcaklığını sabit hacimde bir derece yükseltmek için gerekli olan enerjidir arkadaşlar. Tekrar edelim. Maddenin birim kütlesinin sıcaklığını sabit hacimde bir derece yükseltmek için olan gerekli enerji. Ee, CP nedir? Sabit basınçtaki özgül ısıdır arkadaşlar. Maddenin birim kütlesinin sıcaklığını sabit basınçta bir derece yükseltmek için gerekli olan enerjidir. Şöyle bakalım. Bakın burada bir madde var. 1 kilogramlık bir madde var. Sıcaklığını bir derece değiştireceğiz. Bu bir kilogramlık maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için bu kadar enerji gerekiyorsa örneğin şu kadar 5 kilojül enerji gerekiyorsa bakın 5 kilojül enerji gerekiyorsa zaten bu bir deri 1 kilogram bu da 1 kilogram. Bu durumda bunu buna bölersek yani bunu bu ikisine bölersek çünkü birim kütle başına birim sıcaklık değişimine bakıyoruz. Onu ona böldük 5 kilojül bölü kilogram Celsius yapıyor arkadaşlar bunun özgül ısısı. Özgül ısı maddenin birim kütlesini sıcaklığını 1 derece artırmak için gene gerekli olan enerjidir. Yani 1 kilogramlık suyun sıcaklığını 1 derece artırmak için ne kadar enerji gerekiyorsa o onun o suyun özgür ısısıdır arkadaşlar. Peki Cv ve Cp nasıl farklılaşıyor ona bir bakalım. Şimdi bakın bir kap düşünün içerisinde bu sefer şey olsun bir gaz olsun arkadaşlar ama hacmi sabit bir gaz var kütlesi 1 kilogram sıcaklık farkı 1 derece Arkadaşlar eğer bu gazın kütlesi 1 kilogram sıcaklık farkı da 1 derece ise buna 3.12 kilojüllük bu tabi helyum gazı arkadaşlar 3.12 kilojüllük bir ısı enerjisi gerekiyormuş. Bu durumda ne oluyor? CV, CV'si yani şu V sabit olduğu için hacim sabit olduğu için CV ne oluyor arkadaşlar? 1 kilogramın 1 derece yükseltmek için 3.12 gerektiğine göre ne yapıyoruz? Bunun özgür ısısı sabit hacim için 3.12 kJ bölü kilogram dereceymiş arkadaşlar. Peki bunu bir pis, sabit basınçta yapsaydık ne olurdu? Çünkü siz buna ısı verirseniz ne olur arkadaşlar? Bu bir kilogramlık bir cisimdi. Buna sıcaklığını arttırırsanız ve hacmi sabitse ne olur arkadaşlar? Basıncı artar. Bakın PV eşittir MRT pardon. P çarpı V eşittir büyük V olarak bakarsak e, MRT değil mi? Siz V sabit. Sıcaklık arttığına göre yani PV eşittir RT'ydi ya idi ya. Sıcaklık arttığına göre bir şeyin de artması lazım eşitliğin sol tarafında. O da basınç olacaktır arkadaşlar. Burada basınç artacaktır. Hacim sabit kalacaktır. Peki ben bunu sabit hacimde sabit basınçta nasıl yapabilirim? aynı durumu. Şöyle yaparım arkadaşlar. Bir piston korum. Eğer bunun sıcaklığı 1 derece arttığı zaman basıncı sıcaklık arttığı için artıyorsa bu biraz piston yukarı kalkarsa ne olur arkadaşlar? Genleşir. Bu sefer sıcaklık arttığı için basınç artacağına PV, MRT'den düşünün. Bu sefer hacim artıyor. Hacim arttığı için basınç sabit kalıyor arkadaşlar. Peki bu durumda ne oluyor ona bakalım. Yine helyum için konuşuyoruz. Sabit basınçta 1 kilogram helyumun sıcaklığını bir derece arttırmak için arkadaşlar 5.19 kilojürlük bir enerji gerekiyormuş. Peki ne oluyor da bu sefer ee, daha yüksek oluyor CHP? Sizce neden CHP daha yüksek olabilir? Şundan dolayı arkadaşlar ben hızlıca söyleyeyim. Çünkü bir akışkanın sıcaklığını arttırdığınız zaman basıncı artar. Değil mi? Bunu biliyoruz. Ben burada sıcaklığı arttırdım buranın basıncı arttı. Şimdi ben burada sıcaklığı arttırdığım zaman eğer bu hareketli olmasaydı basınç artacaktı. Ama ne yapıyorum? Bunu hareketli yapıyorum. Bunu hareketli yaptığım zaman da basıncı sabit oluyor. Peki basıncı artacağı yerde sabit kalması ne demektir arkadaşlar? Sanki yani düşmesi gibi düşünün. Yani 1 kilo pascal, pascalken 2 kilo pascal olmak istiyor ama olamıyor. Bir de kalıyor. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Sanki düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Basıncı bir cismin ee, basıncı sabit kabul ettik. Evet. Hacmini arttırırsanız ne olur arkadaşlar? PVNRT'den düşünün. Hacmini arttırırsanız ne olacaktır? Bir fikriniz var mı? Ya da şöyle düşünün. Basıncı ittirdiğiniz zaman arkadaşlar sıcaklık artımı sıcaklık artımı basıncın yükselmesine neden olacak. Basıncın yükselmesi bunun yukarıya doğru çıkmasıyla dengeleniyor. Bu nedenle arkadaşlar ne olmuş oluyor? Daha fazla enerjiye ihtiyaç duymuş oluyor. Çünkü enerjinin bir kısmı ne oluyor? Bunu yukarı kaldırmak için sanki harcanıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da şöyle düşünün. Hiçbir enerji vermemiş olsaydınız bu bu piston silindir düzeneğinde bu pistonu yukarı doğru kaldırsaydınız bunun sıcaklığı düşerdi arkadaşlar. Yani gazı genleştirirseniz sıcaklık düşer. Yani buradaki verilen ısının bir kısmı genleşirken meydana gelen sıcaklık düşüşü için harcanıyor. Yani daha fazla ısı vermek zorunda kalıyoruz. O yüzden CP daha yüksektir diyebiliriz. Burayla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Sesim geliyor mudur? Geliyor hocam. Tamam devam edelim o zaman. Saat kaç oldu? 38 oldu. 10 dakika daha devam edeceğiz. Şimdi sıkıştırılabilirlik ve ses hızı kısmına geçeceğiz arkadaşlar ama öncelikle sıkıştırılabilirlik katsayısına bir bakalım. Şimdi bunu akışkanlar için inceleyeceğiz. Sıvılar ve gazlar için inceleyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Sıcaklığı veya basıncı değiştiğinde bir akışkanın hacminin de veya yoğunluğunun da değiştiğini Deneyimlerimizden biliyoruz arkadaşlar değil mi? Biraz önceki pistonu ne yaparız? Sıkıştırdığımız zaman gazın ne olacaktır? Basıncı değişecektir. Hatta sıcaklığı da değişecektir. Şöyle bir bilgi var. Akışkanlar genellikle ısıtıldıklarında veya üzerlerindeki basınç kaldırıldığında genleşir. Biraz önce burada olan olay. Isıtmaya çalıştığımız zaman genleşiyor arkadaşlar. Buna karşın soğutulduklarında veya basıncında basınca maruz kaldıklarında ise hacmi küçülür. Hacimleri küçülür. Yani bir lastik düşünün arkadaşlar. Araç lastik, tekeri. Eğer gazı soğutursanız ne olacaktır? Basıncı düşecektir değil mi? Ancak hacim değişiminin miktarı akışkandan akışkana farklılık gösterir. İşte burası önemli arkadaşlar. Dolayısıyla hacim değişimlerini sıcaklık ve basınç değişimleriyle ilişkilendiren özellikler tanımlamak gerekiyor. Yani akışkanın hacmini sıcaklık ve basınçla değiştiriyoruz ama buna bağlı bir özellik tanımlamamız gerekiyor. Bu özellikler iki tane arkadaşlar. Bunlar hacimsel elastiklik modülü Kapa ve hacimsel genleşme katsayısı beta'dır arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Kapa'ya bir bakalım. Kapa akışkanların sıkıştırılabilirlik katsayısıdır arkadaşlar. Bu katsayı ayrıca hacimsel sıkıştırılabilirlik modülü veya hacimsel elastiklik modülü olarak da adlandırılır. Bakın şuna. Ne kadar basınç değişimi var? Hacimde ne kadar değişim var özgür hacimde? Ya da ne kadar basınç değişimi var? Yoğunlukta ne kadar değişim var? Bu diferansiyel formda yazılmış arkadaşlar. Bunu farklı şekilde de yazabiliriz. Sonlu farklar olarak da yazabiliriz. Sıcaklıkta pardon, basınçta ne kadar değişim olmuş? Delta P. Özgül hacimde ne kadar de değişim olmuş, basıçta ne kadar değişim olmuş, yoğunlukta ne kadar değişim olmuş, bunlar ayrı ayrı bize kapa değerini veriyor arkadaşlar sabit sıcaklıkla. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir kat sayıya baktığımızda acaba şöyle bir bilgi var: tamamen sıkıştırılamaz bir maddenin sıkıştırabilirlik kat sayısı sonsuzmuş arkadaşlar. Yani o maddeyi sıkıştırmak için sonsuz basınç farkına ihtiyacımız var. Bu bize neyi veriyor? Maddeyi belli miktar sıkıştırmak için ne kadar basınca ihtiyacımız var? Basınç farkına ihtiyacımız var. Bize onu söylüyor arkadaşlar. Büyük kapa değeri hacimde küçük bir birim değişime neden olmak için basınçta büyük bir değişime gereksinim olduğunu gösterir. Buna göre büyük kapa değerine sahip bir akışkan esas itibariyle sıkıştırılamaz. Nedir arkadaşlar mesela? Sıvılar yüksek kapa değerine sahiptir ve bu yüzden sıkıştırılamaz olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Şimdi ideal gaz için bakarsak arkadaşlar P eşittir Rho çarpı RT idi ya. Kapada neydi? Delta P bölü delta Rho. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Delta P bölü şöyle delta P bölü delta Rho çarpı Rho idi değil mi? Gelirsek buraya delta P bölü delta Rho eşittir RT olduğuna göre Rho ile de çarparsak arkadaşlar bu Pardon henüz çarpmadan Bu P bölü Rho'ya eşit Bunu da Rho ile çarparsak basınca eşit oluyor Yani ideal bir gaz için e, Buradaki kat sayı Kapa kat sayısı Basınca ne olmuş oluyor arkadaşlar Eşit olmuş oluyor bu durumda Yani kısaca ideal bir gaz için Yoğunluktaki değişim Bölü yoğunluk eşittir Basınçtaki değişim bölü Basınç şeklinde Tanımlanabilir İzotermal sıkıştırılabilirlikten bahsedelim. Bu arkadaşlar sadece sıkıştırılabilirlik kas sayısının tersi olarak tanımlanıyor. Bir akışkanın izotermal sıkıştırılabilirliği basınçtaki bir birimlik değişime karşılık hacim veya yoğunlukta meydana gelen oransal değişimi ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor. Bakın basınçta ne kadar değişim var? Tersi bu sefer yoğunlukta ne kadar değişim var? Üste, üst kısımda basınçta ne kadar değişim var? Özgül hacimde ne kadar değişim var? Ne yapıyor bize? bunu ifade ediyor. Bir de arkadaşlar hacimsel genleşme katsayısı var. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, akışkanların genleşmesi sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Ama basınca bağlılığı şöyledir. Mesela sıvıların <laughs> hacmi basınçla az değişir. Yani bir suyu sıkıştırmak için çok yüksek basınca ihtiyaç duyarsınız çok yüksek basınçta sıkıştırırsanız ancak yoğunluğunda bir değişimi elde edersiniz. Ancak sıvıyı herhangi bir su, yağ fark etmez sıcaklığını değiştirerek yoğunluğunu çok fazla değiştirebilirsiniz. Yani sıcaklığını azarta, artırarak ya da azaltarak yoğunluğunda ciddi değişimlere neden olabilirsiniz. Bu durumda akışkanların genel olarak genleşme olayı sıcaklığa bağlıdır arkadaşlar. Örneğin biraz şunlardan bahsedelim. Ee, yoğunluğu yoğunluğun sıcaklıkla değişim olaylarına bakalım. Rüzgarların oluşumu arkadaşlar. Okyanus akımları. Bacalarda dumanın yükselmesi arkadaşlar yine ne ile o meydana gelir? Bacanın içerisindeki akışkan gazın sıcaklığı dış ortamdakinden daha yüksektir. Daha yüksek olunca yoğunluğu daha düşük olur arkadaşlar. Sıcaklık yüksek olduğu için genleştiği için yoğunluğu daha düşük. Bu durumda baca gazı bunu doğal bir çekişle ne yapar? Baca gazı doğal çekişle dış ortama atılabilir. Bu da arkadaşlar gazların, akışkanların sıcaklıkla genleşmesi olayından meydana gelir. Hacimsel genleşme katsayısını sayısını tanımına bakarsak arkadaşlar bakın ne var? Özgür hacim bölü yani özgür hacimdeki çok küçük bir değişim bölü sıcaklıktaki çok küçük bir değişim ama sabit basınçta arkadaşlar. Yoğunluktaki çok küçük bir değişim bölü sıcaklıktaki çok bir de, küçük bir değişim o da nedir? Yine sabit basınçtadır. Arkadaşlar beta değeri bütün akışkanlar için birbirinden farklıdır. Şöyle bakalım. Şuraya bir örnek üzerinde inceleyelim. Örneğin burada büyük beta değerine sahip bir madde olduğunu varsayalım, olduğunu düşünelim. 20 derece başlangıç sıcaklığı 100 kilopaskal başlangıç basıncı. 1 kilogramda başlangıç kütlesi var. Bunu sıcaklığın 21 dereceye çıkartırsak ne oluyor? Bu kadar bir genleşme meydana geliyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bir genleşme. Bu kadar bir genleşme meydana geliyor. Farklı bir akışkan var. Farklı akışkanı düşünelim. Yine 20 derece sıcaklıkta. 21 derece düşürmüşüm ama biraz daha az genleşmiş. Yani akışkanların bir özelliği var. Sıcaklıkla genleşme özelliği var. Buna da arkadaşlar ne dedik? Hacimsel genleşme katsayısı olduğunu söyledik. Şu notu unutmayalım. Bakın, bir akışkan için yüksek bir beta değeri sıcaklıkla beraber yoğunlukta büyük bir değişim olacağı anlamını taşır ve beta çarpı delta T çarpımı sabit basınç altındaki delta T'lik bir sıcaklık değişimine karşılık akışkanın hacmindeki değişim miktarını temsil eder. Arkadaşlar bir saniye şarjım bitiyor. Evet devam edebiliriz. Şöyle bir tanımımız var. Hacimsel genleşme katsayısı bir maddenin sabit basınç altında hacminde sıcaklık nedeniyle meydana gelen değişimin bir ölçüsüdür. Yani beta arkadaşlar sıcaklıkla ilişkili bir olay. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi ee, peki maddenin hem sıcaklıkla hem de basınçla ne kadar hacminin değiştiğini tespit etmek istiyorsak ya da özgür hacminin ya da yoğunluğunun tespit etmek istiyorsak arkadaşlar şöyle bir ilişki yapabiliriz. Şu şekilde bir ilişki yapabiliriz. Beta çarpı delta t eksi alfa çarpı delta p ifadeleriyle hem sıcaklıktan dolayı genleşmesi hem de basınçtan dolayı büzüşmesini dikkate alarak totalde sıcaklık ve basınç değişimiyle yoğunluğunun ya da özgül hacminin ne kadar değiştiğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Burada da buna bağlı olarak bir örnek var. İsterseniz bu örneği yapalım arkadaşlar. Şu örneğe bir bakalım. Şu şu şekilde. 20 derece sıcaklık, saat kaç bu arada? Arkadaşlar bu örneği yapıp tamamlayacağız bu dersi. Şimdi 20 derece sıcaklık ve bir atmosfer basınçta su bulunmaktadır. Bu suyun son yoğunluğunu a sabit bir atmosfer basınçta 50 dereceye kadar ısıtılması ve b 20 derece sabit sıcaklıkta 100 atmosfer basınca kadar sıkıştırılması halinde belirleyiniz. Suyun izotermal sıkıştırılabilirliğini 4 çarpı 80 çarpı 10 üzeri 5 atmosfer olarak alınız arkadaşlar. O zaman bakalım. Ne yapıyoruz birinci durumda? Bir atmosfer basınç var. 20 derece sıcaklık var. 50 dereceye kadar ısıtıyorum. Diğerinde 20 derece başlangıç sıcaklığı var. Ve 20 derece bitiş sıcaklığı var. Ancak 100 atmosfer basınçta ne yapıyoruz? Birden 100 atmosfer basınca çıkartıyoruz arkadaşlar. Özellik tablolarından arkadaşlar suyun 20 derecede ve 1 atmosferdeki yoğunluğunu bulabilirsiniz buradan. Aynı şekilde Ortalama sıcaklıktaki örneğin ne yapıyorduk bunu 20'den kaça çıkartıyorduk? 50'ye çıkartıyorduk. Özellikleri ortalama sıcaklığa göre buluruz arkadaşlar. 20 derece artı 50 derece bölü 2 35 derecedeki beta değerini ne yapabiliriz? Tablolardan okuyabiliriz. Alfa değerini de aynı şekilde okuyabiliriz. Burada zaten vermiş. Ne yapacağız? A şıkkını yapacağız arkadaşlar ilk olarak. Yani sadece sıcaklık değişimiyle ne kadar yoğunluk değişmiş ona bakacağız. Genel denklemimiz neydi arkadaşlar? Buydu değil mi? Sıcaklık fark basıştan kaynaklı ve sıcaklıktan kaynaklı yoğunluk değişimlerini bize burada veriyor. A şıkkı için arkadaşlar sadece sıcaklık söz konusuydu. Yani beta çarpı rho çarpı delta t'yi yazarsak delta rho'yu bulabiliriz. Beta'yı biliyoruz. ...başlangıç olduğunu biliyoruz... ...sıcaklık farkını biliyoruz arkadaşlar... ...şu kadar bir fark varmış yoğunlukta... ...eksi 10 kilogram bölü metreküplük bir fark oluşmuş... ...yani sıcaklığını arttırdığımız zaman... ...20'den 50'ye bu kadar yoğunluğu düşmüş... ...o yüzden son yoğunluğunu bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar... ...basınçtan kaynaklı yoğunluk... ...basınçtan kaynaklı yoğunluk farkına bakalım... ...bu da arkadaşlar basınçtan kaynaklı yoğunluk farkı... ...alfa çarpı ro çarpı delta p... Gerekli değerleri yerine yazıyorum. Alfayı yerine yazıyorum. Yoğunluğu yerine yazıyorum. Basınç farkını yerine yazıyorum. 4.7 kilogram bölü metre küpmüş arkadaşlar. Basınçla da ne oldu? Bu kadarlık bir değişim olmuş. Bu durumda ne yapıyoruz? Basınç arttığı için yoğunluk artacağından bunun üzerine ekliyoruz arkadaşlar. 998'de 1002.7 kilogram bölü metre küp oldu. Suyun yoğunluğu. Bunu kendiniz şu şekilde kontrol edebilirsiniz Gidersiniz suyun 20 derece ve 1 atmosfer basınçtaki özelliklerini bulursunuz Aynı şekilde gidersiniz suyun 20 derecede ve 100 atmosfer basınçtaki özelliklerini bulursunuz Ya da 1 atmosfer ve 50 derecedeki özelliklerini tablolardan bulursunuz Bu bizim bulduğumuz değerlerle ne yaparsınız arkadaşlar karşılaştırabilirsiniz Arkadaşlar şimdilik dersimiz bu kadar Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?